yazık olmuş. Hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytana uymuş, aşkı yapmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken. Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum seninle. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat ayrılsak seninle, yapraklarım da gülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En güzel, en parlak olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızımdır senin. Fırtınalarda korunup saklandığın liman olduğumu söylerdin. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini, o biricik kalbini kalbime kelepçeleyip anahtarla okyanusa atacağını eklerdin. Benim için kıyamet seni kaybettiğim gün demekti. Gönlümde sakladığım en değerli hazinemdin sen. Sonsuza kadar da saklayacağım. Yokluğumda nasıl olursun diye hayal ettiğimde seni mutlu, hem de çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Aynı şeyi isteme benden. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ki. Sen bana aşk dedin, sen bana aşkım dedin, bizi kirletemem ki. Bazı şarkılar var hani, senin bana, benim sana söylediğim. Onlardan bir ya da benzerini duyarsan beni anımsar, gülümsersin. Ben mi? Ben hiç unutmayacağım ki. Hani okyanusa attığın anahtar vardı ya. İşte onu biri bulur da bizi bizden çözer diye daha iyisini yaptım. Seni kalbime kazıdım her atışımda hatırlamak için. Yaşıyor ama uzaktaysak birbirimizden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Eğer ölümse bu ayrılığın sebebi ve bense önce giden bu alemde kederden de çok. Tıpkı benden istediğin gibi kendine sahip çık. Eğer bensem kalan yerine, şayet bensem kalan yerine, sen zaten hep göreceksin. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ki. Sen bana aşk dedin, sen bana aşkım dedin. Bizi kirletemem ki, bizi kirletemem ki. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, protokolümüzde yer alan çok kıymetli siyaset adamları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, bugün gerçekten gönlü olduğu kadar sesinin de güzel olduğu ve yaklaşık 20'li yıllardan beri sanata gönül veren çok güzel bir sanatçının albüm tanıtım gecesinde bir araya geldik ve toplandık. Ben hemen sözlerimi sizler salonumuza, sizler de değerli takipçilerimiz ekran başına, Fatma Atış Hanım'ın Kimene adlı albümünün gala gecesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada birbirine değerli konuklar, birbirine değerli misafirler var. Zaten Fatma Hanım'ı sahneye davet ettiğimde kendisi bilakis anonslarını yapacak ama ben bana verilen listede aramızda bulunan değerli dostlarımızın isimlerini anons etmek istiyorum. Uyuşturucuyla Mücadele Dernek Başkanı, Ailem Der Derneği Başkanı Şerafettin Torun Bey aramızda. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Demokratik Sol Parti İl Sayımanı Hüseyin Cilemre
ve aynı zamanda DSM derneklerden sorumlu İl Başkan Yardımcımız Erdoğan Aydoğan aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yine Demokratik Sol Parti Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Nurdan Bilgin Hanımefendi aramızda. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yine Demokratik Sol Parti İl Başkanımız Sayın Cahil Akıncı Beyefendi aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Ve bu arada dizi ve tiyatro oyuncusu Ayhan Polat Bey de aramızdaymış. O da sanata göre veren değerli dostlarımızdan bir tanesi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu arada sanatçılarımızı sahneye almadan önce bizlere bu gece orkestrada eşlik edecek olan değerli üstadlarımıza kocaman alkış almak istiyorum. Neydi Ömer Şamlılar'da Erhan Özkıran Bey'e nefesine sağlık diyorum. Ve benim gerçekten çok sevdiğim, birçok programda da beraber olduğumuz klavyede Mustafa Halkan Bey'e çok teşekkür ederim. Alkışlarım. Ve bağlamada Serhat Doğan kardeşimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar olsun. Bu gece bizlere keyifli dakikalar yaşatacak. Evet değerli dostlar, sanatın ve sanatçının olduğu yerde kötülük olmaz. Hani Neşet Baba diyor ya, nerede bir türkü söyleyen görürsen git hemen yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri olmaz. İşte bizler de buraya inşallah güzel yürekli insanlar olarak toplandık ve bir araya geldik. Ve şimdi yine sanata destek verip de sanatçının yanında olmak maksadıyla kendilerinin çekimleri olmasına rağmen burada bizlerle beraber olan çok kıymetli bir ekibi buraya almak istiyorum ve sizlere selamlamalarını rica edeceğim. Şimdi Bursa'da tamamı Bursa'da çekilen ve çoğunluğunun Bursa'da yaşayan oyunculardan oluşan bir sinema filmi çekilmekte. Değerli Erdal Deniz Bey'in yönetmenliğinde çok güzel bir sinema filmi çekilmekte. Ve yüksek alkışlarınızla Sokağın Kralları Ajan Erdal filminin oyuncularını ve yönetmenini buraya alkışlarla davet etmek istiyorum. Saat 9'da onların çekimleri olduğu için uğurlayacağız kendilerini ama sanatçıya destek vermek adına burada bizlerle beraber olduklarından dolayı şöyle sizlere bir selamlamalarını rica ettim. Evet değerli yönetmenimiz Erdal Deniz, kendisi Çukur dizisi, Kuruluş Osman dizisi ve birçok dizide sahne aldı. Yine Cavit Bey sinemanın aralığından oyuncularından ve diğer oyuncu arkadaşlarımız bizlerle beraber. Eğer sizler de Beyaz Perde'ye, kamera önüne gönül veriyorsanız eğer, ben hemen çok kısa da olsa bir mikrofon vermek istiyorum. Daha sonrasında sanatçımızı alacağım. Sizler de sanata ve sanata gönül veriyorsanız, Beyaz Perde'ye gönül veriyorsanız, Kıyamet68 isimli Instagram adresinden hocamızı takip edebilirsiniz. Orada da sizler deneyimli veya deneyimsiz burada bu projede yer alabilirsiniz. Ben hemen lafı fazla uzatmadan hocam hemen film hakkında biraz bilgi alalım ve daha sonrasında sizleri çekiminiz var biliyorum. Cavit abinin paketlenme sahnesi var. Cavit abinin paketlenme sahnesini çekecekler. Hemen sözü vereyim. Hocam filmin hakkında biraz bir bilgi alalım ve burada bu filmde yer almak isteyen değerli dostlarımız ne yapmalılar onu da öğrenelim. Efendim şimdi hepiniz hoş geldiniz. Fatma Hanım'a da buradan başarılar diliyorum. Filmimizin konusu efendim 15-16 tane bir çete var. Bu çeteler efendim organ mafyası, uyuşturucu mafyası ve ülkeyi batıran bir çeteler vardır. Değişik değişik ülkelerden gelen ve bu çocukları alıp yurt dışına götürüyorlar. Ve yurt dışlarında insanların o çocukların kanlarını, organlarını alıp daha sonra zengin babalara satıyorlardır gençleşmeleri için. Bizim amacımız burada efendim milleti uyuşturucudan ve milletimizi, halkımızı uyandırmaktır. Yani nereye gidiyoruz biz? Ne yapıyoruz? Yani biraz bilinçli olarak bugün baktığımızda bizim bazı filmlerimizde efendim böyle şeyler yoktur. Ama inanın ki aşağı yukarı 3000 yakın insana yakın burada insan oynatacağız. Bütün bizi, benim yani çevireceğimiz filmde, yapacağımız filmde herkese biz sanaryolu oyun veriyoruz efendim. Sanaryosuz kimse oynamayacaktır. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Ailemler Başkanı Şerafettin Torun'la sizin işiniz olacaktır. Yüksek alkışlarla uğurluyoruz. Sokağın Kralları Ajan Erdal filminin oyuncularını ve yönetmenini çok teşekkür ederek başarılar diliyorum. Sorunsuz çekimler inşallah. Şimdi şöyle Fatma Hanım'ın sahneye
çıkması anına kadar güzel sanatçıları güzel sesleriyle sizlerle buluşturmak istiyorum. Ben yüksek alkışlarınızla o güzel sesi ve yorumuyla Galip Yıldırım'ı sahneye davet etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar efendim. We'll be right back.
Çok sağ olun efendim. Ah, kardan et zalim felek, sinema dokunma ben.
teşekkür ederim. Sağ olun. Hep senden söylüyorum. Şöyle Galip Yıldırım hastaneden uğrarken kocaman bir alkış alabilir miyiz? Sesine yüreğine sağlık. O da gala gecemize renk kattı. Bu arada gala gecemizde Örnekli Kültür Merkezi'nde olmak isteyip de olamayan değerli dostlarımıza bir hatırlatma da bulmuş olalım sizlerin aracılığıyla. Şu anda gala gecemiz Bursa Sanat TV YouTube sayfası ve Facebook sayfasından canlı yayınlanmakta. Aynı zamanda Erzurum Halk Oyunları Grubu, Oyun Havaları Grubu da yoğun katılımlı bir şekilde şu anda Facebook'ta canlı yayındaymış. Ben bu emeklerinden dolayı hem Sanat TV'ye hem Erzurum Oyun Havaları Grubu'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada sanata ve sanatçıya destek olmak adına bizlerle burada beraber olan Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk Beyefendi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Yine Konya Yunak Dernek Başkanı Hakkı Arıcı Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Gelecek Partisi İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Yaşlılar Komisyonu Başkanı Halim Tarıkurt Beyefendi'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Konya Tüfekçi Pınarköy Yardımlaşma Derneği ve Kültür Derneği Osman Gazi Bursa'da faaliyet gösteren derneğin başkanı Halim Tarıkurt. Bu da aynıymış herhalde. Hem de kart vermişler. Bursa Türkçü Kursu Eğitmenleri Derneği Genel Sekreteri Sanat TV Program Sunucusu Seyit Han Oymacı Beyefendi aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkanımız, Başkan Yardımcımız Sayın Ayşe Özcan hanımefendi aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yine Gelecek Partisi Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı Öner Irgalı Beyefendi aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Ergen'e aramızdaymış. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Böyle katılımda bulunan değerli dostlarımızın isimlerini ben sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Şimdi biraz sonra kendisini yüksek alkışlarla sahneye davet edeceğimiz ve yine bu güzel ortamda bizleri buluşturan değerli Fatma Taş'ın biyografisinden sizlere biraz bilgiler aktarmak istiyorum. 1971 yılında Iğdır'da dünyaya geldi Fatma Taş. Ve ozan bir ailede çocukluğundan beri müzik içerisinde yetişti. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Moda Tasarım Bölümü mezunu, 1999'da iş hayatına atılıp Almanya'ya ev tekstili ihracatı, turizm ve düğün salonu işletmeciliği yaptı. 2000 yılında müzik grubu kurarak kına organizasyonları yapmaya başladı ve yine o tarihten beri o tarihlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda bağlama ve şan dersi aldı. Bursa ve yakın illerde festival, halk konserleri, profesyonel bir şekilde birçok televizyon kanalında programlar yaptı. Ve ayrıca hobi olarak da yerel basında foto muhabirleri yapmakta. Bunların yanında da 20'li sanat yılının üzerine böyle güzel bir Kimene isimli profesyonel albümüyle taşlandırdı. Biz bu albüm yapımı aşamasında Elçe yapım olarak Ensar Çelik'e, prodüktörüne çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış almak istiyorum ben. Elçe imzalı bu güzel albüme emeklerinden dolayı değerli Ensar Çelik hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Şimdi değerli dostlar, biliyorsunuz başarı iltifata tabidir. Her zaman iltifat ederseniz başarı sağlarsınız. Sanatçının başarısı da ona yapacağınız iltifatta, yapmış olduğu işlerde maddi manevi bir şekilde ona destek olmak. Alacağınız her albüm Fatma Ataş'ın bundan sonraki sanat hayatında yapacağı işlerde çok daha güzel işler yapmasına vesile olacaktır. Çünkü burada gerçekten ciddi bir emek var, ciddi bir yoğunlaşma var. Gerek ailesinden gerek sevdiklerinden gösterilen bir fedakarlık var. Bu fedakarlığın taşlandırılması adına ben bu salondan çıkarken bütün misafirlerimizin bu albümden bir tane temin etmelerini rica ediyorum. Hatta sizler yorulmayın, arkadaşlarımız sizlerin yanına kadar gelsinler.
ve albümü sizlere yerinizde takdim etsinler. Alacağınız her albüm, bir kez daha söylemiş olalım, alacağınız her albüm Fatma Ataş'ın bundan sonraki yapacağı albümlere haberci olacaktır. Ben şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızdan ricamız olsun. Şöyle protokol olmak üzere bütün misafirlerimize albümü yakından gösterelim ve almak isteyen misafirlerimize takdim edelim ki Fatma Ataş hanımefendi de bundan sonra Kime Ne isimli albümünden sonra belki çok daha geniş kapsamlı ulusal çapta bir albüm çıkartmış olsun. Yine güzel bir sanatçıyı sizlerle buluşturmak istiyorum. Ve o güzel sesi yorumuyla bizler alkışlar eşliğinde onu sahneye davet edelim. Yüksek alkışlarınızla Turgut Fazlı sizlerle.
şarkımızı güzel bir ses, güzel bir yorumdu kendisinden dinlediğimiz. Evet, şimdi aramızda bulunan değerli dostlar var. Bu arada Fatma...
Şimdi bütün misafirlerimiz Fatma'nın bekliyorlar. Çok bekletmiş olmayalım. Ayaklarınıza sağlık, sevgiler saygılar sunuyorum. Orkestra arkadaşlarıma alkışlarınızı rica ediyorum. Saygılar sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Yine sahnede doğurlarken ayağız toprağa kocaman bir alkış daha alalım. Ve yine beklenen an geldi. Şimdi çok güzel bir sanatçıyı sahneye davet edeceğim ama onun öncesinde yine aramızda Bir Sonbahar'da Gidişin isimli şiir kitabının yazarı ve aynı zamanda 224 sosyal medya radyo programcısı Melek Aslan Özkan Hanımefendi aramızda. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ve şöyle alkışlarınızın hiç durmamasını rica ediyorum. Ve sanata vermiş olduğu yıllara karşılık bu yılları yapmış olduğu Kimene isimli albümüyle taşlandıran ve gerçekten 6 parçalık, 6 eserlik çok güzel bir albüme imza atan bir sanatçıyı sizlerle buluşturmak istiyorum şimdi. Hazır mıyız? Evet. Olmaz ama. Hazır mıyız? Evet. O zaman Fatma Ataş sizlerle. Haşlama taşlama yaptım, böyle gönderme yaptım. Toplumsal problemleri, toplumsal gelişmeleri işledim onda. İkinci bir eserimiz Kınalı Gelin, şehit türküsü. Bunun da yaşanmış bir öyküsü var. Üçüncü eserim, kendim Karslı olduğum için güzel bir Azeri parça koydum. Dördüncü eserimiz Olmaz Olmaz, kuzenim Kayahan Abakay'a ait söz ve müziği. Onu da güzel bir halay, hareketli bir halay yaptım. Ondan sonra Bursa'mızı geçmedik. Güzel bir bakır havası yaptım Bursa'ya olan minnet tarlığımdan, buradan ekmek yediğim için. Onun dışında güzel bir semah yaptım. Biliyorsunuz semahın da toplumumuzda çok yeri büyük ve kitlesi çok büyük. Bu şekilde bir eser yaptım. Ensar Çelik'i göremiyorum aramda. Gitti mi? Ensar hocam buralarda mıydı acaba? Geliyor mu? Evet, Ensar hocama bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Bayağı hummalı bir çalışma yaptık. Araya işte Covid girdi, biraz ertelendi, bekledik. Ama inşallah, umarım güzel bir şey olmuştur. Sizin beğenilerinize sunmak istiyorum. Evet, klibi bir izleyelim. Şöyle ben kenarda durayım. Beraber bir izleyelim. Sözlerini çok dikkatli bir şekilde izleyelim. Bu arada Gönem Ay'a çaldım. İlk defa Nasrettin Hoca'dan sonra Gönem Ay'a çalan kadın ben oldum herhalde. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Kafasını gömmüş süt liman her yer kime ne? Geminin dümeni tersine dönmüş kim kime?
Başkanı Yener Bulut Hocam aramızda. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve yönetim geldi. Teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Kimse kusuruma bakmasın ne olur bu akşam. Yani 50'sinden sonra albüm yaparsam halim böyle olur. Bu arada Fatih Hocam'a da ilçe başkanımız, kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'nden. Evet, ikinci eserimiz Kınalı Gelin Gelsin. Bu bir şehit öyküsü, nişanlısını kaybeden bir kızcağıza yazılmış güzel bir hikayenin öyküsü.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, hiç zaman kaybetmeden üçüncü eserimizi çalalım.
Teşekkürler. Beğendiniz mi? Bunların hepsini yeni eserler, kendimize ait teşekkür ederim. Evet, şimdi yöre türkümüz gelsin. Azeri, bağında üzüm kaldı, yemedim gözüm kaldı. İki emek oğlunun bizde gözüm kaldı. Güzelim, o kim varımda çamura kırılmaz. Bir kereci öpme.
Ya da başka bir şey. Alamadım kendimi, biraz daha devam edelim. Eksik ama kaldı. Sen geç kaldın, eser bitti. Öyle mi? Tamam, daha bitişi, bitişe yakın alayım ben sizi, oynarız biraz. Evet, yine güzel bir türküyle devam edelim. Bu arada emeği çok geçen bana, hakkını helal eylesin, Murat Bastem Hocam. Evet, bu eser senin için, çünkü sen bu türküyü çok seviyorsun. Sana gelsin hocam. İnsana 12 şarkılık keyif vermekte. Ben çok onu çok şey yaptım, hissettim. Ve katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Başkanlarına da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Müziğe devam edeceğiz mi? Yani ben büyüsündeyim işinde. Yok, plaketleri verelim. Ondan sonra müziğe devam edeceğiz. Tamam. Plaketleri verdikten sonra müziğe devam edeceğiz. Bu arada
benim en çok sevmiş olduğum türküdür. Kirpiğin kaşına değdiği zaman. Oo, sana da gelsin. Bu da çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada Alparslan Başkanımıza da hoş geldiniz. Sefalar getiriniz demek istiyorum ve ekibine. Bu arada bizlerle beraber olan, bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Oradan hemen ekipteki arkadaşlardan yardımcı olmasını, Murat Bastemi. Evet. Albüme katkı ve desteklerinden dolayı bu gecenin anısına plaketi almak üzere Murat Bastemi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ve patronuma şöyle plaketi vereyim. Evet, bereketli olur inşallah. Evet hocam, inşallah bereketli olsun. Bu arada bir anons daha yapayım. Sizler belki buradaydınız ama bu güzelliği tekrar program sonunda yaşamak isterseniz Bursa Sanat TV şu anda canlı yayında ve Erzurum Oyun Havaları grubu da canlı yayındaydı. Oradan da takip edebilirsiniz. Tekrar izleyebilirler değerli dostlar. Değerli dostlar, Ferit Bilge Gültekin aramızda olmadığı için, içe gitmek zorunda olduğu için ben Şaban Ulus hocama takdim etmek istiyorum plaketlerini. Alkışlarınızla buraya çok almak istiyorum. Murat hocam, bekleyin, toplu resim alacağız. Evet Şaban hocam, sizi alayım ben. Ferit Bilge Gültekin. Birçok radyo kanalında, birçok televizyon kanalında beraber görev aldık. En son Radyo Şampiyon'da beraberdik ve şimdi de kısmet burada bizi bir araya getirdi. Ben Ferit Bilge Gültekin abimin nezdinde, Şaban Ulus abimin nezdinde bütün Sanat TV çalışanlarına kocaman bir alkış almak istiyoruz. Emeklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hakkı doğmuşuz herhalde. Kusura bakmayın, ben bir ara getirip takdim edeceğim. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Evet, şimdi... Ayaz Toprak. Bu güzel geceye bizlerle beraber olarak katkıda bulunan o güzel sesi ve yorumuyla... Evet, kocaman... Plaketini almak üzere Ayaz Toprak'ı sahneye davet etmek istiyorum. Fatma Hanım buyurun, eminim ki sizin takdim etmeniz daha hoş olacaktır. Ben teşekkür ederim hocam. Burada bekliyoruz. Beraber toplu resim alacağız. Biraz hızlı geçelim. O zaman yine bu güzel albümle emeği geçen, bizlere destekte bulunan, evet, Aileler Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Torun Bey'i evet, bu gece konusunda plaketini almak üzere sahneye davet etmiş olalım. Değerli başkanım buyurun, Fatma Hanım siz de buyurun. Ve yine albümde o güzel sözüyle, bestesiyle, burada da sesiyle albüme destek veren ve güzeldir, olmaz olmaz şarkısının söz ve müziği kendisine ait olan sanatçı arkadaşlarımızdan, aynı zamanda Fatma Hanım'ın da kuzeni Kayhan Avakan'ı alkışlarla plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Şarkı da güzelmiş. Evet.
Teşekkür ederim kuzen, eline yüreğine sağlık. Şimdi bu albümde eminim ki Ergin'in emeği vardır ama en büyük emek tabii ki o mesaiyi Fatma Hanım'la beraber harcayan prodüktör, aynı zamanda iç yapımın sahibi Ensar Çelik'in adına plaketini, Ensar Çelik'in plaketini almak üzere Engin Çağlar'ı alkışlarla plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Vekil olarak Engin Bey'i tayin etmiş kendisi. Kendisi herhalde işi vardı, evet. Gitmek zorunda kaldı. Teşekkür ederim. Sağ olun Engin'ciğim. Teşekkür ederim. Şimdi bu nasıl anons edilir bilmiyorum. Yani ben hep başkalarına anons etmeye alışık olduğum için kendimi nasıl anons edeceğim bilmiyorum. Seni ben anons edeyim. Yaklaşık 25 yıldır değerli dostum Vedat İlkan, bütün her zor günümde yanımda olan ve aradığımda hiç bana hayır demeyen o değerli dostuma kocaman bir alkış alıyorum. Ve kendisine plaketini de ben sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güven Bey kaldı. Güven Bey de herhalde. Evet, Güven Bey burada aramızda bulunmadığı için onunla bir etkinliği vardı. Ben Alparslan Hocam'a plaket vermek istiyorum onun adına. Evet, alkışlarınız Alparslan elinize gelsin. Gelecek Partisi İl Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli sanatçımıza, Fatma Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu yeni albümün hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam gerçekten büyük bir müzik keyfi dinletti bize. Gönül tenimize dokundu, öyle değil mi? Anlaşılmadı mı? Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz de teşekkür ediyoruz bu güzel eserleri dinlediğiniz için. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle toplu bir resim alalım şimdi. Bu arada ben Alparslan Yıldız Başkanım'la alakalı anekdot aktarmak istiyorum. Ben geçmişte bir televizyon kanalında muhabirlik yaparken hemen hemen her organizasyonda, her programda Alparslan Yıldız Başkanım'la beraber denk gelip röportajlar yapma güzelliğine dahil oldum. Kendisine siyasi hayatında da başarılar diliyorum aynı zamanda. Eyvallah. Hepinizi alıyor musunuz? Hepinizi alıyorsunuz değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olun bana da size de. Evet, türkülerimize devam edelim. Canım arkadaşım Ayten'in buralarda mıydı? Onun bir isteği vardı benden. Kahverengi gözlerin. Hocam, size yapalım. Hadi bakalım, eğlenmeye devam. Eğlenmeye devam ediyoruz. Senin en güzel...